Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 13 ilin ilçelerinin adaylarını açıkladı. Denizli'nin Çal, Honaz ve Çameli ilçesi adayları duygularını bizlerle paylaştı. Osman Bey hayırlı olsun ilk önce. Çal'ın Süller Belediye Başkanı olan Osman Saruhan başkanlığa noktayı koymadı. Çal ilçesi için resmi adaylığı bugün açıklandı. Sağ olun, teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun Çal'ımıza, kasabalarımıza, köylerimize, mahallelerimize, Çal'ımıza hayırlı olsun. Şükür, yani öncelikle şükür diyorum. Sıkıntılı bir aday adaylığı dönemi yaşandı gibi gözüküyor fakat bizim açımızdan bir sürpriz değildi. Biz AK Parti'ye Çal Belediye Başkanı adaylığı için müracaatımızı yaptık. 10 yıllık belediye başkanlığımızı ortaya koyduk ve bekledik. Bundan sonra artık hedefimiz büyüdü. Sadece bir belediye başkanı değil, Çal'ın, merkezin, 8 beldenin ve 23 köyün belediye başkanı olmak için çalışacağız. Tebrik ediyoruz. Hayırlı çok sağ olun. Diliyorum. Teşekkür ediyorum. Honaz ilçesinin mevcut belediye başkanı Turgut Devecioğlu'nun tekrardan talip olduğu başkanlık için resmi adaylığı açıklandı. Devecioğlu duygularını Pamukkale TV mikrofonlarına anlattı. Öncelikle sizin aracınızla bizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Honaz Belediye Başkan adayı olarak gösteren Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki partimizin tüm yetkililerine, Denizli milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilçe teşkilatımıza, tabii ki en önemlisi bizi Honaz'da aday olarak aday olmamızı isteyen tüm Honazlı hemşerilerime buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde 30 Mart 2014 günü Rabbim bize nasip ederse, milletimiz bize uygun görürse Honaz'da 5 yıl daha inşallah bu milletin hizmetkarı olmak için gece gündüz çalışacağız. Hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah ilçemize, memleketimize, ülkemize hayırlı olur. Çameli ilçesi için adaylığı açıklanan Cengiz Arslan heyecanlı bekleyişin bittiğini fakat daha da heyecanlı bir seçim zamanının kendilerini beklediğini ifade etti. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlk önce bizi takdir eden tüm Çameli halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların takdirleriyle bize teveccüh gösteren başta Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, daha doğrusu emeğe geçen, bizleri siyasete kazandıran bütün büyüklerimize biz sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çameli için gece gündüz çalışacağız bu saatten sonra. Bayrağı aldığımız noktadan daha çok iyi noktalara kadar taşımak artık bizim görevimiz. İşimiz, gücümüz Çameli'yi kalkındırmak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.